medyasına ve kamuoyuna. Her yıl Mart ayının 3. Salı günü Dünya Sosyal Hizmetler Günü'dür. Yani yoksulların, ezilenlerin, dışlananların, ötekileştirenlerin, yaşlı çocuk engelli gibi hizmete ihtiyaç duyanların, kısacası bugünkü sistemde itilmiş ve kakılmışlar ile onlara hizmet vermeye çalışan emekçilerin günüdür. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de azınlığın zenginliği artarken açlık sınırı altında yaşamaya tutunmaya çalışanların sayısı her geçen gün çoğalmaktadır. Bakanlık ayda 1 milyarlık yeni bakanlık binasının kirasını mülk sahibi zengine ödemekte bir sorun görmezken yardım yaptığı yoksul sayısındaki artışı başarı olarak gösterebiliyor. Yoksulluğun ortadan kaldırılması değil de yardımların sürdürülmesi hedefleniyor. Yaşlı ve engelli bakımı ekonomik bir soruna indirgenerek bir yandan evde bakım adı altında ailelerinin sırtına yükleniyor, diğer taraftan ise teşebbüsün kar elde etmesinin aracı kılınıyor. Bakıma muhtaç hale düşmüş çocuk ve gençler toplumdan yalıtılan merkezlerde toplanarak ya da hiçbir önlem alınmadan sorumlu aile ortamına veriliyor veya tarikat benzeri çevrelerin insafına bırakılıyor. Sayıları ve sorunları giderek artan sokaktaki çocuklara bir çözüm üretilmiyor. Kadın sığınma evleri adeta toplama kamplarını andırıyor. Şiddet önlenme ve izleme merkezinin ise konunun çözümüne katkı sunabileceği ne kadar olduğu ortada. Muhafazakar toplum inşası hedefi için sosyal hizmet ve kurumları plansız ve programsız bir biçimde değişikliklere gidiyor ve gelecekleri belirsiz kılınan sosyal hizmet çalışanlarına adeta mobbing uygulanıyor. Her alanda olduğu gibi sosyal hizmet çalışanları da kararname ve taşeronlaştırma marifetiyle farklı statülere bölünerek yoğun bir iç rekabete sürüklenmiş durumda. Bununla da yetinilmemiş, çıkarılan yönetmeliklerle de çalışanların meslek sorumlulukları ve işlevleri belirsizleştirilerek çalışanlar arasında yıpratıcı çatışmalar yaratılmıştır. Sosyal hizmet emekçileri büyük bir özveriyle sınırlı olanaklarla gece gündüz demeden toplumun yardıma en muhtaç kesimine hizmet vermektedir. Sosyal hizmet çalışanları olarak özlük ve ekonomik hak kayıpları, idarecilerin bizleri sürükledikleri iç rekabeti, sendikalarımızda örgütlenerek ve ortak çıkarlarımız etrafında mücadeleyi yükselteceğimiz oranda başarılı olacaktır. Öncelikli taleplerimiz arasında taşeronlaştırmaya bir an önce son verilmesi, kadrolu ve güvenceli iş ortamının sağlanması, emekliliğe yansıtılmayan tüm ek ödeme ve göstergelerin emekliliğe yansıtılması, sendikamız üyeleri ve sosyal hizmet emekçileri üzerindeki baskılara bir an önce son verilmesi, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, dil, siyasi görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin sosyal hizmetlerin herkese eşit ve ücretsiz verilmesi. Sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların yeniden yapılandırılması sürecinde sendikamızın ve meslek örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınması. Başta ücret adaletsizliği olmak üzere hak kayıplarımızın ve özlük haklarımızdaki düzenlemelerinin yapılanması. Personel açığı bir an önce giderilerek çalışanların ağır iş yükünün kaldırılması. Yemek, servis gibi karşılanmayan haklarımızın bir an önce düzenlenmesi. Çalışanlar üzerinde bir baskı ve mobbing aracına dönüştürülen keyfi ve yersiz disiplin soruşturmalarına son verilmesi. Yapılan düzenlemelerle disiplinler arasındaki eş güdümün sağlanması, mesleki uygulama alanlarına saygı duyulması. Herkese ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli ana dilinde kurumsal sosyal hizmetin yasal güvenceye kavuşturulması. Sosyal hizmetlerdeki uygulamalar bir ülkenin geleceğinin aynasıdır. Sosyal ve sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak geleceğimizin karartılmaması için, emeğimizin karşılığını almak için ulaşılabilir, ücretsiz, kurumsal, kamusal ve insan olduğuna yaraşır bir sosyal hizmet için mücadelemiz sürecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, sadaka değil, emekliliğe yansıyacak temel ücret, sosyal hizmet lütuf değil bir haktır, eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, ana dilinde kurumsal sosyal hizmet şiarı ile hepinize teşekkür ediyoruz.